Merhaba arkadaşlar 16 Nisan iddia tahminleri sizlerle birlikteyim. Önceki iddia tahminleri videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmediğinden deneyip başarımı kendiniz göresiniz. Günü gününe YouTube'a attığım ...silmediğim veya kaldırmadığım önceki videolarımda izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydasına olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. İddiada başarılı olduğumuzu göreceksiniz. Tabii ki kimseye buradan baskı yapıp zorlayamam. Kararı siz kendiniz vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Gruplara katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefonu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubun linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden veya Instagram adresinden mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 16.30'da Almanya Bundesliga'da Dortmund'la Wolfsburg karşı karşıya geliyor. Dortmund ligde ikinci sırada yer alıyor. 29 karşılaşmada 19 galibiyet, 3 beraber 7 mağlubiyet aldı. 70 gol attı, 42 gol yedi, 60 puan topladı Dortmund. Form durumuna baktığımızda son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraber 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Stuttgart'la oynadı ve deplasmanda Stuttgart'ı 2-0'lık skorla yenmeyi başardı Dortmund. Dortmund'un goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 2.5 alt, 1 tanesini 2.5 üstte tamamladı. Wolfsburg 29 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı. 33 gol attı, 45 gol yedi, 34 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 3 galibi, 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Arminia Bielefeld'la oynadı ve Armenia Bielefeld'i kendi evinde 4-0'lık skorla mağlup etti. Goller açısından Wolfsburg son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2.5 üst, 2 tanesini 2.5 altta tamamladı. Almanya Bundesliga'da saat 16.30'da oynanacak olan dortmund Wolfsburg karşılaşması ile ilgili tahmini maç sonu handikap 1-0. Bundesliga'da saat 16.30'da Freiburg'la Bochum karşı karşıya geliyor. Freiburg Bundesliga'da 5. sırada yer alıyor. 29 karşılaşmada 13 galibiyet, 9 beraber, 7 mağlubiyet aldı. 46 gol attı, 34 gol yedi, 48 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraber, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Eintracht Frankfurt'u 2 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Freiburg son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2.5 üst, 2 iki tanesini 2.5 iki altla tamamladı. Bochum 29 karşılaşmada 10 galibiyet, 6 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. 30 gol attı, 40 gol yedi, 36 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraber, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Bayer Leverkusen'le oynadı ve Bayer Leverkusen'le golsüz berabere kaldı. Goller açısından Bohum son 5 karşı 3 tanesini 2.5 üst, 2 iki tanesini 2.5 iki altta tamamladı. Almanya Bundesliga'da saat 16.30'da oynanacak olan Freiburg Bohum karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu handikap 1-0. Maç saatine sakat ve cezalara bakınız. İngiltere Premier Lig'de saat 17'de Manchester United'da Norwich karşı karşıya geliyor. Manchester United Premier Lig'de 7. sırada yerle 31 karşılaşmada 14 galibiyet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 49 gol attı, 42 gol yedi, 51 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Everton'a 1 sıfırlık skorla mağlup oldu. Goller açısından Manchester United son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2.5 alt, 2 tanesini 2.5 üstte Tamamdır. Norwich 31 karşılaşmada 5 galibiyet, 6 beraber 20 mağlubiyet aldı. 20 gol attı, 63 gol değil, 21 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraber 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Burnley'i 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Norwich son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 üst, 2 tanesini 2,5 hatta tamamladı. İngiltere Premier Lig'de saat 17'de oynanacak olan Manchester United Norwich karşılaşması ile ilgili tahminim İlk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Fransa Ligue 1'da saat 22'de Lille Lens karşı karşıya gel. Lille Lig'de 7. sırada yer alıyor. 31 karşılaşmada 12 galibiyet, 12 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 39 gol attı, 36 gol yedi. 48 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Angers'ta 1-1'lik bir skorla berabere kaldı. Son 5 karşılaşmasının Lille 4 tanesini 2,5 alt, bir tanesini 2,5 üstte tamamladı. Lens 31 karşılaşmada 13 galibiyet, 8 beraberlik 10 mağlubiyet aldı. 48 gol attı, 40 gol yedi, 47 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Nis de oynadı ve 3-0'lık skorla Nice'i kendi evinde mağlup etti. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 alt, 2 tanesini 2,5 üstte tamamladı Lens. Fransa Lig 1'de saat 22'de oynanacak olan Lille-Lens karşılaşması ile ilgili tahminim, maç sonu 11,5 alt, korner. Türkiye Süper Lig'de saat 20.30'da Fenerbahçe Göztepe'yi konuk ediyor. Fenerbahçe Lig'de ikinci sırada yer alıyor. 32 karşılaşma, 17 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 56 gol attı, 35 golüydü, 59 puan topladı. Son 5 karşılaşma 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında Galatasaray kendi evinde 2-0'lık skorla mağlup etti. Goller açısından son 5 karşılaşma 3 tanesini 2.5 üst, 2 tanesini 2.5 altta tamamladı Fenerbahçe. Göztepe 32 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik, 19 mağlubiyet aldı, 37 gol attı, 55 gol 7 27 puan topladı. Son 5 karşılaşmada tamamı mağlubiyetle tamamladı. Son karşılaşmasında kendilerini Kayserispor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Goller ise son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 2.5 üst, bir tanesini 2.5 altta tamamladı Göztepe. Türkiye Süper Lig'de saat 20.30'da oynanacak olan Fenerbahçe Göztepe karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Maç saatinde sakat ve cezalara Bakınız. Ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerimi, bonus kampanyalarını telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu, idealci olmayıp yüksek oranı isteyenler çifte şansları tek tarafa üst alt golleri ve kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı da dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendi şanslarına göre kendileri oluşturabilirler. Kendimin oluşturup oynadığı tutma olasılığı %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz, ve iddia istatistik verilerine dikkate alıp emek vererek zaman harcayarak oluşturduğum günün ideal kasa katlama banko kombine kuponunu VIP elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış ayrıcalıkları eşmek istiyorsanız elmas grubuna hepinizi davet ediyorum. Hepinizi elmas grubuna bekliyorum. Kanalımıza destek olmak amacıyla destek paketlerimizi katıldan satın alabilirsiniz. Emeğe saygınız varsa abone olup bildirim zilini tıklamayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımızı yorumlara bıraktım. Takip edip destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.